dostlar, geçen yazar Taha Yeşiltepe beyefendiyle Yazar Nasıl Yazar isimli program yapmıştık. İnşallah bugün de kendisi de yazarların okuma alışkanlıkları üzerinden kendisinin nasıl okuduğuyla alakalı kısa bir yarım saatlik bir program yapmaya çalışacağız. Programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. İnşallah program bol bol beğenir, paylaşır ve abone olursanız çok mutlu oluruz. Evet Taha'cığım, tekrar hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk hocam. İyiyim çok şükür. Sizleri sormalı. Bugün şu anda Antalya'da çok güzel bir yağmur yağıyor. Böyle gök gürültüsü sağanak bir şekilde. İnşallah bu programda bol bol bereketli olur. İnşallah, inşallah hocam. Şeyi sorayım önce. Hani geçen programda gel söylemiştin, çok yoğun bir okuma alışkanlığı olduğunu söylemiştin, ama bir okuma rutinin var mı? Genelde hangi saatlerde okursun? Şöyle, genelde uyumadan önce okumaya çalışıyorum. Çünkü gün içerisinde zaten bir şeyler okuyorum ama hani meslekten dolayı ama en azından hani onu çok verimli kabul etmiyorum. Uyumadan önce okumayı tercih ediyorum. Tam böyle o beyin dalgaları daha böyle verimli, daha böyle bazal metabolizmaya geçmişken hani sindire sindire genelde o saatlerde okumayı tercih ediyorum. Eyvallah. Peki günde kaç saat okuyorsun mesela, böyle bir şey var mı? Ya yani 2 saat okumadan uyumam ya da 1 saat okumadan uyumam gibi bir şeyin var mı? Şöyle hani sabit bir şeyim yok aslında. Yani süre ya da sayfa açısından. Bazen okuyamadan günü sonlandırdığım da oluyor ama okuyamadan günü sonlandıracağım bir gün olduğu zaman da ya da işte mesela başım ağrısa vesaire o zaman da şey yapmaya çalışıyorum. Yani literatürden okumaya çalışıyorum. İşte tıbbi gelişmeleri vesaire kendi alanımla alakalı. Yani en azından diyorum ki gözler en azından birkaç satır okumuş olsun. O şekilde okuyup ondan sonra uyumaya çalışıyorum. Ya benim anladığım kadarıyla günlük kitapsızlık yapmıyorsun yani, her halükarda elinin altında Evet. okuyorlar. Çok güzel. Peki İlla ki bir şeyler okuyorum, çok evet. etkilendiğin, beslendiğin yazarlar kimler? Şöyle, önceki programda da konuşmuştuk aslında. İşte Aldous Huxley bahsediyorum. Douglas Adams mesela, yani bütün bilim kurgu yazarlarının böyle şeylerindendir. Hani atalarındandır. Otostopçunun Galaksi Meşhur. Rehberi. O var işte. Ray Bradbury var mesela. Seninle konuştukça var ya, ben çok bilim kurgu okumuşum abi. Şimdi ona o karara vardım. Ben bilim kurgu okumuyorum diyordum. Okuyormuşum demek. Evet. Evet. Yani onları özellikle çok severim. Rus edebiyatını da çok severim bu arada. Eski Rus edebiyatından da okurum. Hatta favori kitabım da şeydir. Notre Dame'ın Kamburu'dur benim. Yani müzikali de var Notre Dame'ın Kamburu'nun. Hani geçen yılda müzikaline katılma şansım olmuştu. Çok da beğenirim içerideki kurguyu, o müzikalliği, o ciddi manada hani sanatın böyle o kurgun içerisinde işlenmiş olma durumunu. Yani daha çok etkilendiğim yazarlar işte bunları sayabilirim. Tolkien ve J.K. Rowling'den bahsetmiştik. Hani Tolkien'den etkilenme sebebim oluşturduğu evrenin detayları yani yazarlığın cidden hakkını vererek tamamen yepyeni bir ürün ortaya koyması ve hani neredeyse 100 yıl geçmesine rağmen hala böyle top noktada kabul edilen bir yazar olması kendi alanında. J.K. Rowling'i de aslında şu yüzden seviyorum. Yani Harry Potter kurgularını seviyorum ya da yan kurgularını. Asıl olay ama şu, kendisinin böyle hani hayatının çok kötü bir evresinde bu yazarlığa geçmesi, hani hiç aklında yokken bir yazarlığa başlaması, bu kurgu oluşturması beni etkiliyor açıkçası. Çünkü yazar olarak hepimiz hani kafamızın içindeki o hayal gücümüzün içerisindeki dünyayı tanımadığımız binlerce insana açıyoruz. Ve o insanları konuk ediyoruz bir nevi. Ve özellikle bu o insanlar tarafından istekli bir şekilde o dünyaya girdikleri zaman, beğendikleri zaman bence zaten bir yazarın en böyle bir yazarı en tatmin eden şeylerden biri budur diye düşünüyorum. Eyvallah. Peki ben mesela yıllarca şey yapmıştım ta böyle yıllık en az 100 kitap okumak gibi bir hedef koymuştum onu kendime. Yani üniversiteden beri vardı, 18 yaşından beri. Hani geçen yıla kadar da buna uydum büyük bir oranda. Geçen Nisan'da emekli olunca artık şeye döndüm. Nasıl olsa sabah kalkıyorum. Saat 1'e 2'ye kadar okuma yazmakla geçiyor diye kaydetmiyorum. Mesela geçmiş yıllarda hep yıllık 100 kitap okumak gibi bir hedefim vardı en az. Ve her yıl yazardım kaç kitap okudum. Tek tek her okuduğum kitabı kaydederim. Senin böyle bir şey var mı? Yıllık hedefin var mı? Önceden vardı benim de. Ben de öyle yapardım. Benim %50 tabii 50 idi. Bazen mesela şey olarak periyot olarak koyardım. Yani bu yaz periyodunda işte 30 tane kitap okuyacağım, 40 tane kitap okuyacağım diye. Ama zaman geçtikten sonra özellikle üniversite hayatımdan sonra çünkü üniversite hayatım
Hani okuduğum bölümle alakalı olarak okuma alışkanlığımı çok ciddi oranda değiştirdi. Yani tamamen farklı şeyler okumaya başladım. Ondan sonrasında bu tabii yıllık şu kadar kitap okuyacağım ya da işte bu ay 3 kitap 4 kitap bitireceğim olayı yavaş yavaş erimeye başladı. Onun yerine şöyle oluyor aslında. Yine aktif olarak okuyorum her gün. Ama şu olabiliyor. Bir kitap elime geçtiği zaman ya da bir kitabı rafta görüp aa evet bak bunu okumalıyım dediğim zaman kendime süre verdiğim oluyor. Yani bu kitabı ben en az bir hafta bitirmeliyim diyorum. Bazen de çok güzel kurgular denk geliyor. Mesela başından kalkamayan insanlardanım ben. Hani otururum yemeği bile kitabın başında yerim. O şekilde bir günde, 1,5 günde bitirdiğim kitaplar da oluyor. Eyvallah. Şahsi bir kütüphanen var mı ta senin? Şahsi kütüphanem şöyle. Ben hediye etmeyi inanılmaz seven bir insanım. Oo. Yani Bir yazarın en yapabileceği en büyük hata. sevdiğim... Evet, yani şöyle en sevdiğim kitapları bile hani bende çok anısı olan kitapları bile böyle çok sevdiğim insanlara hediye ederim. Ciddi misin? Aslında. Vermem Evet evet yani ben. severim. Kitabımı vermem. Vermemek için 9 takla atarım. En son tamam vereyim de sallarım yani o kadar. Ya bir kütüphane o zaman çok kuramıyorsun sen de. Genelde dağıtıyorsun kitapları anladığım kadarıyla. Evde bir kütüphanem var. Evde bir kütüphanem var. Yani tam sayısını bilmemekle beraber evde kütüphanem var. Ama dediğim gibi yani hani arkadaşlarıma, tanıdıklarıma işte bazen bir okuruma veriyorum. Verdiğim kitapları toplarsak çok ciddi sayıda kitaplar ediyor. Ama şu an elimin altında evimde yani nereden baksak şöyle 100 küsür, 200 küsür sanırım kitap vardır yani. Ben şöyle veriyorum. Hani kitabı tamamen şimdi kütüphaneyi de yeni tekrar bir elden geçirdim. Alt kat kütüphanede iki kasa kitap çıktı hediye edeceğim sağa sola. Üst şimdi burayı da bir elden geçireceğim. Herhalde bir kasa da buradan çıkar. Üç kasa geçen de tevafuk oldu. Deprem bölgesinde bir sosyal hizmet uzmanı hanımefendi kütüphane kuruyormuş. Konteyner. Ha ne güzel. Ben dedim madem denk geldi ben 3 kasa göndereyim. Arkadaşlara da duyurdum şimdi onlar da ayarlıyorlar birazcık da. Buraya bir 5-6 kasa göndereceğiz. Bu program dinleyenler de eğer göndermek isterlerse, iletişime geçerlerse ben adresi vereyim. Oraya kitapları gönderirlerse çok mutlu olurum. Ben de yardımcı olmak isterim bu konuda. Eyvallah. Ben En de azından elimden geldiğince. senin kitapları göndeririz. Peki senin bir okuma stilin var mı Taha Hocam? Yani ben işte okurken yazarım, çizerim, not alırım vesaire gibi bir stilim var mı? Neler yapıyorsun okurken? Şöyle benim için en önemli şeylerden biri okurken ışık. Yani ışık olayını ben çok takan bir insanım okurken. Çok fazla çok parlak ışıklarda aslında okuyamıyorum. Daha böyle ışık kitaba yoğunlaştırırsa beni o daha çok hoşuma gidiyor. İşte okuma lambasıdır ya da böyle odaklı masa lambasıdır vesaire. O tarz okumayı çok seviyorum. Yani Onun dışında ortam loş olacak, sadece kitap aydınlık olacak. evet. Evet, aynen aynen. Yani bütün ilgi kitapta olacak. Odadaki asterisk kitap olacak yani. Ondan sonrasında okurken çizdiğim yazdığım oluyor ama bu okuduğum türe göre değişiyor. Yani mesela geçenlerde şey okumuştum işte. Karısını şapka sanan adam diye bir kitap var. Oliver Sacks'ın. Mesela onu okurken işte oradaki Alzheimer demans hastalarının işte yaşadıklarıyla alakalı şeylerde mesela bir üzerine çizdiğim bir not aldığım oluyor. Bazen mesela kendi kitaplarımı okurken bak şurada daha iyi yapabilirmişim deyip mesela kitap elimdeyken oraya not aldığım oluyor ama genelde öyle çok kitabı karalayan ya da bir şey yazan bir insan değilim. Ya da işte fosforlu kalemle şurası iyiydi diye çizen bir insan da değilim. Genelde şeyi seviyorum hani o an hafızama kazıyıp böyle bir yerde kullanmayı daha çok seviyorum. Yine hocam gençliğe geliyor. Yaşlanınca bunları yapamayıp dizeceksin yani. Artık nasıl bu aklımda kaldı. Yine hakikaten o insan hafızası zamanla biraz zayıflıyor mu diye ne derler bilmiyorum ama biraz fark ediyor. Bunun da etkisi var diye yani o yaşla da alakalı diye düşünüyorum ben. Aslında hafızamız zayıflamıyor. Orada olan şey şu, hafızamız artık biraz tembelleşiyor diyelim. Yani onu aklında tutmak istemiyor olabilir. Ya Hani biraz vizüel olarak da tekrardan görmek istiyor olabilir yani. fizyolojik olarak da protein sentezi yavaşlıyor ya. Protein sentezi yavaşlayınca bir bilgiyi geri çağırma yavaşlıyor. İşte öğrenme biraz yavaş. Yoksa dediğin gibi bir hafızada gerileme olmuyor. Yani biraz daha geç hatırlıyorsun belki biraz. Evet, aynen. Fazla uyarılması gerekiyor. Peki şeyi niye önerirsin? Ben daha önce de uzun yıllar hızlı okuma eğitimler de verdim. Yani 2-3 bin öğrenci mezun etmişimdir. Öğrencilerin en büyük şikayeti hala öyle mesela. Bu etrafımda da onu çok görüyorum.
Yani biz okurken çok dikkatimiz dağılıyor diyorlar. Sence ne yapmalı okurlar? Ne önerirsin dikkatini dağılmamız için? Ya da Dikkat sen ne dağılmamız için ya da aslında sen ne yapıyorsun dikkatini dağılmamız için? evet, benim şöyle bir metodum var. Aslında çok kişiye uymayan bir metot. Hani böyle kitap okuyan arkadaşlarıma anlattığım zaman hani ya nasıl okuyorsun öyle falan dedikleri de oluyor. Benim şöyle bir stilim var. Eğer bir özellikle kendi alanımda bilim kurgu tarzında bir kitap okursam ben kulaklıkla okumayı seviyorum. Yani şöyle oluyor. İşte çok sevdiğim bir filmin, ya bir bilim kurgu filmi olabilir, bir fantastik film olabilir. Onun soundtrack'ini böyle hani saf, temiz bir halini böyle bulup o kulaklığımda böyle hafif hafif çalarken o Evet. şekilde okumak mesela beni daha çok odaklıyor. Çünkü hani öyle bir artık zamanda yaşıyoruz ki odağımız çok hızlı dağılıyor. Özellikle hani çocukların, gençlerin odakları çok çok hızlı dağılabiliyor. Çünkü artık sosyal medya diye bir şey var. Hani beynimizi çok aktif kullanmıyoruz. Çok uyuşturuyoruz aslında kendi elimizle. Bundan kaynaklı da beyin belli bir yerden sonra hani odaklanamıyor. O yetiyi yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Yani arkadaşlar önerim şu olur. Az önce anlattığım gibi yani kitap okudukları zaman odadaki asıl odak kitap olsun. Yani kitap dışında hiçbir şey yokmuş gibi olsun o oda. Ve okurken de başka şeyler düşünmemeye çalışsınlar. Yani oda tamamen kurgunun içerisine vermeye çalıştıkça yani en azından onu en başta önerebileceğim yöntem vizüel olarak canlandırmaya çalışsınlar gözlerinde. O sahne bir gözlerinde canlansın. O İçinde kitap betimleme. oynasın, evet, o da mantıklı. Ben de şey Evet. bak son dönem Taha hocam, mesela bir Fransız edebiyatına ya da Fransa'da geçen bir olayı okuyorsam Fransız edebiyatında, yani Fransızca şarkılar dinliyorum. Ne bileyim, İspanya'yla ya da geçen Marquez okuyorum. O ülkenin yerel müziklerini falan dinleyerek okuyorum. O da ayrı bir şey yapıyor. Kırmızı Pazartesi falan onu yapmıştım. Çok da işe yaramıştı. Tabii hani artık modern çağda dikkat dağıtıcılar da çok fazla ve bizim hem ders çalışırken çocuklar hem herhangi bir şey okurken çok fazla dikkatleri dağılıyor. Şimdi bazen duyarım ben etrafımda, hani bir kitap okudum hayatım değişti. Abi şu kitap var ya benim tüm gidişatımı değiştirir derler ya. Var mı senin hayatın, tüm hayatını değiştiren, beni çok etkiledi ya, bu kitap okumasam muhtemelen bugün böyle bir hayat yaşıyor olmazdım diyebileceğim bir şey var mı? Yani şöyle tek kitap söylemeyeyim ama mesela Yüzüklerin Efendisi serisi, Hobbit serisi onlar mesela benim için yani mihenk taşlarından biri. Onu söyleyebilirim. Az önce bahsettim Otostopçunun Galaksi Rehberi. Hani ilk aldığım zaman kitabı yine bir kütüphaneden almıştım ve böyle hani devasa bir kitap olmuştu gözümde. Ya nasıl okuyacağım bunu diye. Ama okudukça kurgunun içerisine girdikçe dedim ki demek ki hani iyi bir kurgu insanları okutuyor kendini. Yani çok kalın bir kitap olsa da bir anda bitiriveriyorsun. Notre Dame'ın Kamburu mesela. O da özellikle yani okuduktan sonra Victor Hugo'nun başka kitaplarını da okumuştum ama yani o kitabı okuduktan sonra Victor Hugo'ya olsun, yazarlığa olsun, kitaplara olsun bakış açım değişmişti açıkçası. Ya şimdi Notre Dame'ın Kamburu dedin var ya, ben gaza geldim. Şimdi o kitabı almıştım, okumamıştım. Pandemi döneminde Sefiller'i almıştım Remzi Kitabevi'nden. 3 cilt. 3 cilt miydi? 3 cilt miydi o? 2 cilt miydi? Yani yaklaşık üç... Versiyonları var. 3 olması lazım şu an piyasadakinin. 3000 sayfa kadar bir şey var. Dedim Sefiller'i okudum, sefil oldum ama hakikaten çok büyük haz almıştım. Yani mesela orada kitabın içerisinde bu Paris'teki mi Fransa'daki bir kanalizasyonu anlatıyor. Yani orada Jean Valjean giriyor bu kanalizasyona. O bir olay yaşıyor. Aslında olayı bir sayfada, iki sayfada anlatabilirsin. Fakat Victor Hugo o Paris'teki o kanalizasyon sistemi tam 40 sayfa kadar anlatmış abi. Ya da meşhur bu Waterloo Savaşı var ya, Napolyon'un. Şeye, kitaba iki kahraman sokacak. O iki kahraman kitaba sokabilmek için Waterloo Savaşı'nı anlatmış ve Waterloo Savaşı nereden baksan 50 sayfa sürüyor gibi. Hani niye bazı eserler hakikaten başyapıt, bunu daha iyi anladım o Sefiller kitabında. Ama o Notre Dame'ın Kamburu'nu almış olmaya rağmen okumamıştım. Onu inşallah bir okuyayım. İkincisi... Yani kitabı da öneririm bu arada, müzikalini de öneririm. Müzikali de çok güzeldir. Eyvallah. Geçen yıl nişanlımla, şu an evlilik arifesindeyim, nişanlımla gitmiştik. Ve mükemmel bir deneyim oldu bizim adımıza. Ha Yani hocam. kitabı da okuyan bilen biri Doğru olarak. söyle. Kızı etkilemek için mi götürdün? Normalde Orhan Gencebay falan Yok üstün aslında ya sağ olsun değil. onun bana hediyesiydi. Ben hep gitmek istiyordum müzikale. Onun bana hediyesiydi. O beni etkilemiş oldu.
Ama güzel. Yani müzikal izleyen bir hanımefendiyle evlenmek çok güzel. O okuyor mu? Eşin de okuyor mu? Evet. Şey de O çok da önemli. okur, o da okur. Ama tabii şey de çok önemli Taha hocam. Gerçi ben ayrıca bilir kişiyim. Boşanma davalarına giriyorum. Bugüne kadar Hı 2000'e yakın boşanma davasına şahitlik yaptım. Yani bilirkişilik yaptım. İnsanlar hı. neden boşanır, neden boşanmaz çok iyi bilirim. Hani Hı o hı. mizaç uygunluğu var. Yani birisi çok seviyor okumayı, öteki sevmiyor. Biri müzikale gidiyor, öbürü hiçbir şey yani günlük oturup dizi izliyor falan filan. Bu evlilikler çok Evet. dikiş tutmuyor abi. Yani o frekansı Hı. yakalamak çok güzel olmuş. İnşallah mutlu mesut uzun bir ömür yaşarsınız nişanla beraber. İnşallah. Bizde bir de şöyle güzel bir nüans var. Beni çok mutlu eden bir nüans. Şimdi ben yazıyorum. Müstakbel eşim de çok iyi bir ressamdır. Yani benim gözümde çok iyi bir ressam. Çok güzel. Çok güzel tabloları var. Benim odamda da var birkaç tablosu mesela asılıdır. Bu da bence bir insanın, yani sanatsever bir insanın yakalayabileceği çok en güzel şeylerden biri. Yani şöyle bir oda düşünün. Biri yazarken biri çizebiliyor. Biri tuvalde çalışırken biri işte kağıt kalemle ya da klavyede çalışıyor. Evet. Böyle de bir şeyimiz var. Bu da çok mutlu eden bir şey benim. Ta bu çok değerli bir frekans biliyor musun? Yani hani ben Evet, şu kesinlikle. anda hani o boşanma davalarına giriyorum falan dedim ya. Hani en büyük sebep evli çiftler arasındaki bu hani hem kariyer olarak hem entelektüel olarak hem ilgi olarak bir farklılaşma açıldı mı? O evliliğin pek hayli kalmıyor. İnşallah sizin için de o açıdan çok Evet. uygun bir isabet olmuş. Hani bir de şey İnşallah. gördüm Çok sağ olun. ben. Hani insanın hayatında kitap varsa, sanat varsa bir şekilde o iyi gidiyor. Evet. İşit üzerine bir araştırma yapmışlar. Bizim biraz sanatlar hocası anlatmış. Ya hocam bu sanata ne önem var falan filan gibi biz muhabbet yapmıştık. Her zaman olur ya hani böyle boş boş konuşuruz. Dedi ki çocuklar bir araştırma yapılmış işit üzerine. Her meslek gruptan birileri var orada. Yani doktor var, mühendis var, her şey var. Sadece dedi sanatla ilgilenenler teröristi olmamış. Çok ilginç değil mi? Sanatla Evet, ilgilenenler, evet. okumaları yazanlar o terör örgütüne katılmıyor. O da çok enteresan gelmişti bana hakikaten. Yani sanatın Evet, güzel. yazmanın baştan çok önemi var. Biz hep bunu küçümseriz. Yani sanatı küçümseriz, müziği küçümseriz. Yani ne işin var oğlum git başka işle ilgilen falan filan. Tiyatroyu küçümseriz ama Evet, maalesef. nihayetinde insanları mutlu eden, gençleri bağımlılıktan kurtaran birçok şey de bu uğraşlar kurtarabiliyor. Yoksa hiçbir şey veremiyoruz yani artık. Çok farklı bir zamana geldik. Peki, tamam. Ben buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yani ilk insanlara baktığımız zaman ilk insanların kendini ilk ifade ediş şekli aslında o mağaraları çizen o resimlerdir. Ya da işte taşlara vurularak yapılan o melodilerdir. İnsanın yani insan ırkının ilk olarak ufkunu açan şeylerden biri, ifade etmesini kendisini sağlayan şeylerden biri aslında sanat. Yani o yüzden biz şu an 2024'te de olsak, işte 3000 yılında da olsak bence yine de bir insanın ufkunu açabilen, kendini ifade etmesini en iyi şekilde sağlayacak şey ve hani dünya görüşünü güzel bir zemine oturtacak yegane şeylerden biri bence de sanat yani. Eyvallah. Peki hocam diyelim ki bir odaya kapatıldınız. Yanınıza da bir tane de kitap vermediler. Ne yaparsınız? 5 yılda orada kalacaksınız. Yani ne yaparım? Duvarlara kendim yazmaya başlarım Nasıl herhalde. bilmiyorum. O en son Stefan Zweig'in Satranç romanını okumuşsundur. Evet, süper bir kitaptır. Evet, severim. Onun filmi çıktı. İzledin mi? İzledim. Alman yapımı. Bu Evet. Dark dizisi vardı. Onların yapımcıları yapmıştı. İzledim, evet. Hatta ilk defa dedim ki bir film kitabın önüne geçmiş. Mesela Evet, çok güzeldi. evet Kesinlikle. Zweig'in satranç romanı sadece o gemideki satrancı anlatıyor ya. O Evet. film o adamın o aşamaya gelmeden önce neler yaşadığını, o savaş döneminde bir odaya kapatılması, işkenceye uğraması, Evet. yerdeki Evet. seanslara satranç yapması, en son satrancı Kesinlikle. yani o satrancı elinden aldığınız zaman bunu tamamen hayalleriyle oynaması falan çok ilginç gelmişti bana. Evet. Muhteşem bir filmdi. Hani hakikaten okuyan, yazan Kesinlikle. insanlar için en büyük zulüm şeymiş herhalde. Yani kitapsız kalmak. Eski alim Evet. zatlara bir suçladığı zaman bunları bir odaya hapse attıkları zaman yanına bir cahil koyarlarmış. Onunla yaşamasın. Kitap falan da Evet, vermezlermiş. büyük işkence. Senin hayatın bu cahille geçecek. Bundan sonra böyle yaşayacaksın diye. Evet hocam. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Evet. Hani asla okumam dediğim bir tür bir yazar vesaire var mı? Böyle bir ayrımı yapıyor musun? Yani bir yazar söylemeyeceğim açıkçası. Ama tür olarak şunu söyleyeyim. Aslında yani türün ismi olarak değil de önceki programda biraz bahsetmiştik. Yani ben maalesef şöyle bir olaya denk gelmiştim. Onu da anlatayım.
çok kısa bir kitap fuarında bir yazar arkadaşımız diyelim, önünde de ciddi sıralar olan, yani özellikle liseli arkadaşlarımızın böyle sırayla imza aldığı bir yazar arkadaşımız bana şunu demişti: "Ben bu kitabı bir haftada yazdım" dedi. Yani ilginç görmüştüm, hani nasıl bir haftada yazdın? Olabilir. Hani kitabı alıp incelediğimde şunu görmüştüm: her sayfada bir cümle vardı kitapta. Her sayfada bir cümle var ve hepsi böyle işte kamyon arkası yazısı olarak nitelendirebileceğimiz şeyler. Hani Tam bir dönerse senindir, dönmezse senin olmamıştır tarzı. hayal kırıklığı diyorsun yani. Geçen Evet, kesinlikle. de Paulo Coelho, çok da severim onu. Mesela kitaplarını çok, Evet. Okçunun Yolu diye bir kitabı çıkmış. Ya kitabı da şeyde satıyorlar yani, bir jelatinin içine koymuşlar. Orada huylanmalıydım ben aslında, ama neyse, ben dedim ki ya nasıl, bu iyidir falan, kitap var, aldım, bir sürü kitap almıştım. Eve geldim abi, açtım, o dediğin gibi yani, kamyon yazısı demeyelim de, o kadar çok gömmeyelim adamı da. Ama hakikaten boş aldığım kitaplardan birisi gibi çok canım sıkılmıştı yani. Evet. Yani o tarz kitapları okumam. Yani kesinlikle okumam. Evet. Biraz herhalde şey oluyor. İnşallah Allah bizi o duruma düşürmesin. Popüler olduğunuz zaman meşhur bir adam, genç bir şair şiir yazıyor. Onu tanınmış bir şaire gösteriyor. Üstadım diyor, şiirlerim nasıl olmuş bakar mısın diyor. Okuyor. Çocuk mutlu olmamış diyor. Sen bu daha biraz daha çok çalışmam gerekiyor diyor. Çok üzülüyor genç şair. Hemen diyor bunları ben yırtıp atayım diyor. Aman aman atma diyor. Meşhur olduğun zaman bunları yayınlarsın diyor. Çok iyi satar falan diyor. Orada yine bir kitabın şeyinde bir söyleşisinde dinlemiştim. Türkiye'de diyor ünlü olmak çok zordur. Ünlü olduktan sonra da diyor ünsüz olmak çok zordur. Evet. Hani bazen hakikaten yazar olarak da ne yazsanız gidiyor ya da neyi önerseniz satılıyor Evet. bu şekilde. Eyvallah Taha hocam. Rica Teşekkür ederim. Hakikaten hem yazma güzel hem okuma güzel. ederim. İki güzel program çektik Ben çok teşekkür ederim hocam. Ben sizlerle. çok Eyvallah. teşekkür ederim. İçinde farklı oldu. Evet, değerli dostlarım, değerli izleyicilerim, sayın yazar Taha Yeşiltepe ile güzel bir akşam geçirdik. Programımıza katılın, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, kanalımızı beğenirseniz, bol bol paylaşırsanız ve abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bu ve benzeri tür programlar daha da artarak gelişir inşallah. Taha hocam, şunu da arzuluyorum sizinle, Allah izin verirse bir programda bir kitabınız üzerine çekelim. Hangi kitap olur? Olur hocam. Çok mutlu Beraber. olurum. Onur olurum hocam. Tabii bir de değerli dostlar, Taha hocamın kitaplarını almak isterseniz ben onunla alakalı çektiğim her iki kitaba da linklerini koyacağım. Oradan da linklerden kitaplara ulaşabilirsiniz, alabilirsiniz. Ben kendisine öneriyorum. İnşallah yeni programlarda, yeni konularda sizlerle beraber olmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.